Herkese merhabalar. Bu gece önemli bir tiyatro ödülleri gecesine katılacağım. Eşim İzmir Sahne Tuz Tiyatrosu'nda aktör kulüpte oyuncu. Eğer İzmir'de yaşayanlarınız varsa, zaten İstanbul'da da bu yıl yeni şubesini açmış olan Sahne Tuz Tiyatrosu tiyatro camiasında çok önemli bir yere sahip. Binlerce oyuncu yetiştiren ve bu oyuncuların en güzel şekilde oyunlarını sergileme imkanını bulabildikleri bir platform. Umarım siz de bu geceye nasıl hazırlandığımla ilgili bu videomu beğenirsiniz. Aynı zamanda geceden de küçük vloglar çekmeye çalışacağım. Eğer kameramın şarjı bitmezse. Bu gece de böyle bir makyaj yaptım. Bunu sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Bu makyaj bazıyla başlıyorum. Ürünleri aşağıya bilgi kutucuğuna bırakacağım. Şimdi hızlıca yapmak için çok fazla beklemeyeceğim. Kutuları kapatmak için sivilcelerin üstüne denk gelecek şekilde kapatıcıyla bu şekilde kapatıcı unutmamın. HD kapatıcısı. Bundan fazlasıyla memnun. Bu Nix'in yeni çıkan Total Drop fondötenini kullanacağım. Bunu aslında ben şu şekilde uygulamayı daha çok seviyorum. Elime böyle birkaç tane alıp böyle yayıp bu şekilde tarz bitik ürünleri bu şekilde uygulamak daha doğru. Çünkü ceklerimizde yine ıslak süngerler üstünden geçiyorum. Nix'in bu fondötenini çok çok sevdim. Tam yazlık, incecik. Nix, MAC'in Face and Body'sine benziyor biraz yapı olarak. Kapatıyorum. Bu arada kronometre ilerliyor. Kapatıcıyı göz üstüne de sürüyorum ki buradaki damarlı bölgeleri tam olarak eşitlesin. Bak, cildime biraz açık renk seçmişim. Bu tarz bir sorun yaşadığınız zaman yine NYX'te bu rengini koyulaştırmak için fondöteninizin renk mikserleri var. Onları tercih edebilirsiniz. Ben şimdilik bunu kardeşime vereceğim için tekrar koyulaştırmadım. Yani o renk mikserlerinden almadım. Kendi tenime uygun rengini. Hiç ona açık gibi sanki cildime. Ben onu pudrayla falan biraz şey yapıyorum. Kontürde amaç koyulaştırmada amaç daha geri planda bırakıp beyaz, yani açık renk olan kısımları ön plana çıkarmak. Bu yüzden bu elmacık kırıklarını çıkarmak için şu hatta koyuyorum ki yüzünüze direkt bir ışık vurduğu zaman bu elmacık kemiklerinin olduğu kısımlar daha çukur görülüp elmacık kemiklerinin olduğu kısımlar daha yukarıda kalsın. Elmacık kemiklerin altındaki kısımlar daha çukur görülsün diye bu koyulaştırma işlemi yapılıyor. Yani yapıyoruz da hani birazcık şuradaki bu bronzer rengiyle şu kısımları birazcık belirginleştireceğim. Tonunuzu eşitlemek için bu farklı renklerde oluşturulmuş bir pudra. Hafif ışıltı verdiği de söyleniyor ama çok bir ışıltı verdiğini açıkçası ben gözlemleyemiyorum. Ben sabitleme pudrası olarak bu
notlu siyah komik kremi kullanarak güzel bir gece makyajı yapmaya çalışacağım. Burada bu göz kapaklarının kıvrım kısımlarını, kıyıs bölgesinde biraz geçiş oluşturmak için şu renkleri kullanacağım. Karıştırabildiğiniz kadar karıştırın. Önemli olan burada renklerin birbirine geçişini iyi sağlayabilmek. Yine aynı şekilde. Siyaha yakın rengi şunu kullanacağım. Okay. Bu aralar kulümeyle bayağı bir tatlısınız. Kış altlarımı aydınlatacağım. Aydınlatma için sesini bu yeni çıkan coconut highlighter'ı kullanıyorum. Aldığını uygulayıp evet, elim Yapma özür dilerim. Yerinize hoş geldiniz. Ben başlayabilirim yani. Efendim ben de bize çok büyük dostluk gösteren, ayrıca özür dilerim, hepiniz hoş geldiniz. Daha ben söylediği için ben söylemeye gerek görmedim. Hoç geldiniz. Daha ben birçok insana teşekkür ettim. Ben de yakın dostluğumuz Cemal Özgörgün'e teşekkür etmek istiyorum. Bize yaptığı yardımlardan dolayı ve bu şeyin, bu ödüllerin ilerlemesini sağladığı için. Efendim ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben çok şanslıyım. Hem burada beni yardım ben de kendi öğrencilerimi ve dediğim biraz aralarında çok gün kazanmış olanlar var.
şimdi az sonra ödülü alacak olan sanatçı gibi. Gerçekten de sahne tozu tiyatrosunun benim için önemli bir başkadır. Evet, soru, baba sahne. Mesela Kortay Sözel Ödülü vermek üzere Sayın Dağın Zeytin Odası'na.